Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi çeşitli sorular geldiği için şokla ilgili çok sorular geldi. Şokla ilgili çok sorular geldiği için size basitçe bir şok düğüm yapımını göstereceğim. Öpücük düğümü ya da kaynak düğümü dediğimiz düğümü göstermiştim size ama şimdi daha farklı bir düğüm göstereceğim size. İki ayrı misineymiş gibi düşünün. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Çok basitçe üst üste bindiriyorum. Üst üste bindirdikten sonra şurayı, şunlar elimde tutulu halde görüyorsunuz. Şuraları tutuyorum. Baş parmaklarımın arasındaki kısımları şu şekilde çeviriyorum. Arada bir boşluk kalacak şekilde 15-20 kez çevireceğim. Eliniz alıştıkça bu konuda daha da ustaca hareketler yapacaksınız. Bunu çevirdikten sonra bu boşluğu kaçırmadan burada kalan kısmı yani bir tanesini yukarıdan aşağıya doğru geçiriyorum ve tutuyorum. Diğer tarafta da aynı kısım var biliyorsunuz. Bunu da aşağıdan yukarıya doğru geçirip tutuyorum. Sonra iki tarafı birbirine şuradaki boşlukları da elden kaçırmadan şuraları düzelte sıkıyoruz arkadaşlar. Buradaki bir tarafı kaçırdığımız için düğüm oturmadı. Şimdi oturdu. Bunu da buradan bu şekilde sıktık mı? Bakın düğüm oturdu şu anda. Şöyle yakından göstermek gerekirse şöyle bir pozisyon oluştu. Bunu İşte bir tarafı makineden gelen ip, bir tarafı şok şeklinde düşünün. Bunu da direkt fazlalıkları kesip bu şekilde bir yine şok düğümü yapmış oluyorsunuz. Şöyle göstereyim duruşunu. Yakın çekimde bakın arkadaşlar. Bu şekilde görünüyordur herhalde. Bu kameraya da şöyle gösterelim. Yine çok hızlı, çok pratik, çok başarılı bir şok düğümüdür. Herhalde ben şu anda 8-9 kilo kuvvet uyguluyorumdur tahminen. Veya en kötü 4-5 kilo çözülmüyor. Bu şu elde tuttuğunuz çevirme kısmının sayısını arttırarak yine misinanın inceliğine ve kalınlığına göre bu sayıyı arttırarak bu şu düğüm kaynak olan kısmı genişleterek birbirine daha sağlıklı ve düzgün şoklar yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.